3. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongremizi Kırgızistan'da, Bişkek'te, Ata Diyarı'nda, gönül coğrafyamızda kutlamaktan ve diğer bir ifadeyle Manas Destanı'nın diyarı Büyük Edip Cengiz Aytmatov'un onur, edebi anlamda bize onur verdiği bu coğrafyada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tarım ve turizm Kırgızistan'ın önemli gelir alanlarını oluşturmaktadır. Ve Türkiye ile Kırgızistan arasında 424 milyon dolarlık bir ticaret hacmi söz konusudur. 2011'den bu tarafa Türkiye'nin stratejik ortağı olan kardeş Kırgızistan'ın istikrarı ve kalkınması elbette Türkiye'nin ve istikrarı kalkınması ile aynı seviyededir, aynı öneme haizdir. 2018 yılında Türkiye ile Kırgızistan İş Forumu yapılmış ve stratejik ortaklığa dayalı birçok yüksek düzeyli komisyonların çalışmaları olmuştur. Ve turizm alanında 2018 yılı verileri itibariyle yaklaşık Kırgızistan'a gelen turist sayısı 1 milyon 400 bin civarındadır. Kırgızistan'ın turizm gelirleri gayri safi yurt içi hasılada %5'lik bir oranla 420 milyon doları bulmaktadır. Bu turistlerin yaklaşık 1 milyonu Issıkköy civarını ziyaret etmekte ve diğer alanlara da ziyaretler gerçekleşmektedir. Türkiye'den Kırgızistan'a yaklaşık 70 bin civarında turist gelirken Kırgızistan'dan da Türkiye'ye yaklaşık 110 bin civarında turist gelmektedir. Turizm ve kültür diplomasisine Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkileri daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Doğa turizmi, dağcılık, ekoturizm, kış sporları, sağlık turizmi, gastronomi turizmi gibi birçok alanda özellikle Oş örneği ve Issıkköy bölgesindeki kültürel mirasın etkin şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve mutlaka bu anlamda da bugüne kadar birçok etkinlik ve projelerde yapılmış durumdadır. Kültürel mirasa merak uyandırmak, meraklı olmak bir entelektüel seviyeyi de gerektiriyor. Böyle bir merak pek çok ülkede yeniden hafızanın canlanmasına sebep oluyor. Ülkeler bu sefer dönüyorlar, bizim nasıl bir kültürel mirasımız varmış, nasıl bir tarihi mirasımız varmış diye bunu araştırmaya başlıyorlar. Ve onu gün yüzüne çıkartıp dünya kamuoyuna, muhataplarına sunmak için de gayret sarf ediyorlar. Herhalde bugün UNESCO'nun kültürel miras listesine girmek için dünyanın her ülkesinde büyük bir gayret var. Altında yatan şeyler de bunlar olsa gerek. Şimdi UNESCO'nun dünya kültürel mirasında 1121 kültürel miras kayıda geçmiş durumda. Ama biliyoruz ki 1738 tanesi de geçici listede, ön listede bulunuyor. Ve sürekli olarak da her ülke bu listeye bir şeyler daha sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla esasen bu, yani turizmin bir tetikleyici unsur olarak bütün ülkelerde tarihin, kültürün, medeniyetin, geçmişe ait değerlerin yeniden gün yüzüne çıkartılması için çok büyük bir çabayla getirmiş bulunuyor. Ve dolayısıyla dünya insanlık mirasına çok büyük bir katkı sağlamış oluyor. Dolayısıyla bu kongre bu anlamda beklenen bu katkıyı kendi bölgemiz açısından da sağlamada çok önemli yarar sağlayacaktır diye inanıyorum. Kırgızistan için turizm sektörü bir yeni ekonomik sektörü olarak bugün tanılıyor ve hükümetimizin, toplumun gündeminde. Geçen seneki resmi istatistik bilgileri göre 2018 yılında Kırgızistan'a 7 milyondan fazla dışarıdan giriş olmuş. Bunun büyük kısmı
turizm amacıyla Kırgızistan'ı ziyaret eden misafirler de bilgilendiriliyor. Şimdi biz de turizm sektörünün gelişmesini düşünürken ekoturizme yönelik bu doğal kaynaklarımız tabiata zarar vermemek şekilde turizmi geliştirmek gerekiyor. Kırgızistan'ın dünya turizm açıdan tanıtımı çok önemli. Bu konuda daha çalışmamız gerekiyor. Mesela kitaplar, internet sayfalar, diğer bilgiler, elektronik bilgiler, bunu dünya dillerinde basmak lazım, hazırlamak lazım ve bu bilgilendirme çok bugün biraz zayıf kalıyor. Dünya turizmi 3S dediğimiz Sun, Sea, Sand, deniz, kum, güneşten 3E'ye doğru yönelmekte. Education, entertainment ve excitement. Eğitim, heyecan, macera arayışı ve eğlence. Para da, gelir de, nitelikli gelir de artık bu tarafta. Bu bağlamda kültürel mirasın ve kültürel unsurların hem korunması, kullanılarak korunması ve buradan da para, gelir, nema elde edilmesi son derece önemli. Turizm önemli, çok ciddi bir ekonomik gelişimde önemli bir araç, kalkınmada önemli bir araç. Öyle bir noktaya gelmiş ki bazı ülkeler artık gelmeyin diyorlar. Turistlere gelmeyin artık buraya diyorlar. Neresi? Bakın örneğin Barcelona. Tur otobüslerine hayır diyor, gelmeyin diyor artık, durun diyor Barcelona. Sonra Amsterdam, aşırı turizme karşı, aşırı ziyaretçiye karşı bir takım önlemler alıyor. Sonra Venedik, ek vergiler çıkararak turistlerin artık böyle bir noktaya gelmiş ki taşıma kapasitesi aşmış. Tabii bu ülkelerin milli gelir açısından baktığımızda da çok iyi noktalarında olduğunu görüyoruz. Peki bu başarıların sırları ne bu gelişmiş olan ülkelerin? Ekonomik anlamda çok büyük değerler sağlayan ülkelerin başarıların sırrı ne? Öncelikle doğal, kültürel veya tarihi değerleri çok güçlü. Bizde de var, sorun yok. Turizmi sürdürülebilir bir anlayışla yapıyorlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz sonra detaya ineceğim. Bu değerleri iyi yönetiyorlar ve kaynakların doğru alanlara tahsis ediyorlar. Bakın en önemli mesele şu. Kaynaklarını doğru alanlara tahsis ediyorlar. Çünkü kaynak, iktisadın temel prensibi, kaynak kısıtlı, ihtiyaçlar sınırsız. O kaynaklarını doğru yönlere, doğru yatırımlara yönlendirirsen turizmde başarılı olmama şansın hiç yok. Katılımcı yönetim anlayışları var, etkin bir örgütlenme biçimleri var ve destinasyon yönetimi yapıyorlar. Katılımcı bir anlayışla bu da çok önemli. Peki, şimdi bunları söyledikten sonra gelecekte turizm nereye doğru gidiyor, neler gelişecek, niye? Çünkü Türk dünyasının yöneticileri bunlara odaklanırsa eğer, biraz önce bahsetmiş olduğumuz kaynakları bu noktalara yönlendirirlerse turizmde başarılı olabilirler. Peki neler var? Öncelikle kişi özel seyahatlere talep artacak. Paket turlar gruplara yönelik kitle turizmleri bireysel ihtiyaçların göz önünde alındığı bireysel turlar artacak. Yalnız bayan seyahatleri artacak. Bayanların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracağız. Biraz önce Sayın Rektörüm'ün bahsettiği iki rektörüm de aynı konuya değinmişlerdi. Hem Sebahattin Hocam hem Kurtuluş Hocam. Deniz, kum, güneşin yerini yavaş yavaş yeni alternatifler almaya başladı. Yeni ihtiyaçlar doğdu. Bakın deniz, kum, güneş üçlüsünün yerine 3E ya da 4L bunlar konuşulmaya ve ilgi odağı haline gelmeye başladı. 3E'den kastımız eğlenme, heyecan, eğitim. İnsanlar bunları aramaya başladılar. Bir diğer trend ise 4L, bu da manzara, boş zaman, öğrenme bir limit. Limitleri zorlayan, sınırları zorlayan bir takım etkinliklere katılmak hissiyatı. Düşük bütçeli seyahat artacak. Çünkü insanlar artık daha çok özellikle internet ve sosyal medya yoluyla dünyayı daha çok tanıyabiliyorlar. Ulaşım daha kolay. Dolayısıyla herkes gezmek istiyor. Sadece turizm dediğimiz faaliyet zenginlerin katıldığı bir eylem olmaktan çıkıp genel olarak dünyada birçok kişinin katıldığı bir eylem haline gelecek. Onun için
düşük bütçe seyahat bakımından hepsi ayrı ayrı Türk dünyasının üzerine odaklanması gereken ayrı ayrı stratejileri beraberinde getiriyor. Devam edelim. Güvenlik. Biraz önce yine rektörlerimin bahsettiği konu değinmişlerdi. Güvenlik çok önemli. Kimse güven duymayacağı bir kente, bir ülkeye seyahat etmez. Üçüncü yaş turizmi. Özellikle Avrupa ve Amerika kıtasında nüfus yaşlanıyor. Yaşlanan nüfusun ihtiyaçları genç nesilden daha farklı. Onun için özellikle Türkistan coğrafyasında doğanın çok zengin olması, güzel imkanlar sunuyor olması bu açıdan oldukça önemli. Tarihi değerlerle beraber. Ne zaman yapılacak? Yok. Bir adam bu kadar düşünmüyorsa.